Hayırlı akşamlar sevgili izleyiciler, hoş geldiniz efendim Lalegül TV, Lalegül Efem ortak yayınında ana haber bültenine Mustafa Balı'yı ben bugün 8 Ekim Cuma gündemde yine oldukça bol haber var her zaman olduğu gibi vakit kaybetmeden aktarmaya başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Yeşilköy Havalimanı'nda. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda konuştu. Kanal İstanbul'daki son durumu anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda bir de müjde verdi. Elektrikli lokomotif üreteceğiz. Değerli konuklar şimdi konuşmalarını yapmak üzere... İstanbul'da Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul'daki son durumu anlattı. Hiç şüphesiz deniz taşımacılığındaki en büyük projemiz Kanal İstanbul'dur. Kanal İstanbul enine boyuna konuşulmuş, tartışılmış, gereken hazırlıkları yapılmış ve nihayet fiilen uygulanma aşamasına gelmiştir. Sazlı Sazlıdere Köprüsü'nün temelinin atılmasının projenin ilk somut adımı olduğunu söyleyen Erdoğan, kanal kazısını da plana göre başlayacaklarını söyledi. Sazlı Sazlıdere Köprüsü, Kanal İstanbul'un ilk somut adımıdır. Bunu ihalesi ve yer teslimi yapılarak inşasına başlanan halkalı kapı kule demiryolu köprüsü izlemiştir. Proje kapsamındaki diğer işleri de belli bir plan dahilinde bu şekilde hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Kanalın kazısına da programdaki plana göre başlayacağız. Erdoğan demir hava ve karayollarında son 19 yılda elde edilen başarıları da paylaştı. Hiçbir geliştirme ve ilave yapılmadan teslim aldığımız 12803 kilometre demiryolu ağımızı baştan sona tamamen yeniledik. Havalimanı sayımızı 26'dan 56'ya çıkardık. Halen inşası devam edenlerle havalimanı sayımız yakında 61'e ulaşacak. Yurt dışı uçuşlarımızın sayısını 50 ülke ve 60 noktadan 127 ülke ve 329 noktaya yükselttik. Artık karayolu ulaşımı vatandaşlarımız için külfet olmaktan çıkıp keyif haline dönüşmüştür. Ülkemizde taşıt hareketliliği yüzde 170 artmasına kazalar da yüzde 80 azalış olmuştur. Şurada milli elektrikli lokomotif müjdesini de verdi Erdoğan. Milli elektrikli tren setimizi geliştirdik. Önümüzdeki yıl milli elektrikli lokomotifimizin üretimine başlıyoruz. Hızlı tren tasarımını tamamladık. Prototip üretimi safhasındayız. Aynı şekilde metro, banyo, tramvayda da üretebilecek hale gelmek üzereyiz. Sevgili izleyiciler, Siyonist İsrail provokatif tutumunu devam ediyor. İsrail Mahkemesi dün Yahudilerin Mescid-i Aksa'da sessizce ibadet edebilmesine dair kararı onayladı. Karara hem Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan hem Mısır'dan hem Filistin'den tepki geldi. Bugün Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da bu kararı kınadı. Biz nasıl onların ibadetlerin ibadethanelerine gidip ibadet edemiyorsak onlar da aynı şekilde camide sessizce ibadet etmemeliler dedi. Birlikte barışı sağlamamız gerektiğini ben özellikle düşünüyorum. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş İsrail Mahkemesinin sessiz ibadet onayını kınadı. Dinimiz... Erbaş, Gaziantep'te 4 ila 6 yaş arası Ravza Kur'an-ı Kerim kursu açılışı sonrası gazetecilere, İsrail Mahkemesi'nin aldığı kararı reddettiğini, kınadığını ve lanetlediğini söyledi. Yurdudur. İnançlarda mabetlerin dokunulmazlığı olduğuna dikkati çeken Erbaş şunları kaydetti. Ben öncelikle İsrail'in bir mahkemesinin almış olduğu bu kararı reddediyorum, kınıyorum, lanetliyorum. Ee, inançlarda, ...mabetlerin dokunulmazlığı vardır. Bizim medeniyetimizde, İslam'da mabetlerin dokunulmazlığı vardır. Mescid-i Aksa bir İslam mabedidir. Kıyamete kadar da İslam mabedi olarak kalacaktır. Sadece Müslümanların mabetlerinin değil... ...bizim inancımızda gayrimüslimlerin... ...yani Müslümanların dışındaki inançların mabetlerinin de dokunulmazlığı vardır... Nasıl ki Müslümanlar gidip Yahudilerin mabetlerinde bu şekilde bir eylem yapması kabul edilemezse, Yahudilerin yapmış olduğu, İsrail daha doğrusu İsraillilerin yapmış olduğu bu eylem de kabul edilemez. Dolayısıyla bir an önce bu kararlarından vazgeçmelerini ve hep birlikte barışı sağlamamız gerektiğini ben özellikle düşünüyorum. Bu karara özellikle Filistin'den çok sert tepki gelmişti. Din savaşı çıkartmaya çalışıyor dediler İsrail için ve Dünyada da aynı zamanda birileri gerçekten de din savaşları, mezhep savaşları çıkartmak için elinden geleni ardına koymuyor. Afganistan'da bugün bir Şiilere ait camide bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda yüzden fazla kişi hayatını kaybetti. Can kaybı sayısının da artmasından endişe ediliyor. Afganistan'da bir camiye bombalı saldırı gerçekleştirildi. Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetindeki bir camide cuma namazı esnasında meydana gelen patlamada yüzün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Patlama nedeniyle çok sayıda kişinin de yaralandığı bu yüzden can kaybı sayısının da giderek arttığı ifade ediliyor. Taliban baş sözcüsü Zabiullah Mücahit caminin hedef olduğunu ve çok sayıda cemaatin öldürüldüğünü ve yaralandığını söylerken Taliban özel kuvvetlerinin olay yerine geldiğini ve araştırmalarını sürdürdüğünü söyledi. Bombalı saldırıyı kimin gerçekleştirdiği ise henüz bilinmiyor. Sevgili izleyiciler, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bugün Milli Savunma Üniversitesi'nin açılış programında konuştu. Yeni eğitim öğretim döneminin ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de yapmış olduğu provokatif girişimlere bir kez daha sert tepki gösterdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesi'ndeki yeni eğitim öğretim töreninde konuştu. Yunanistan'a bir kez daha tepki gösterdi. Fakat maalesef özellikle bazı siyasiler Yunanistan'da bastıra bastıra saldırgan eylem ve söylemleriyle ikili ilişkileri bozmak için sorunlara aklen, mantıken çözüm bulmak yerine gerilimi tırmandırmak suretiyle kendilerince kendilerine bir hazırlıyorlar. Fakat bunların Beyhude gayretler olduğunu. Bu tür söylemlerle, bu tür eylemlerle hiçbir şekilde Türkiye'ye galebe çalamayacaklarını bilmeleri gerektiğini her fırsatta söyledik, söylüyoruz arkadaşlarım. Bakan Akar Yunanistan'ın yaptığı tatbikatlarla bir yere varamayacaklarını söyledi. Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Yunanistan sürekli bir takım tatbikatlarla, bir takım girişimlerle, bir takım faaliyetlerle, bir takım toplantılarla bir yerlere varabileceğini zannediyorlar. Ve özellikle son dönemlerde son dönemlerde bazı ülkelerin bazı ülkelerin teşvik ve kıkırtmalarıyla bazı anlaşmaları yapmak suretiyle bir silahlama sevdası başladı Yunanistan'da. Fakat biz diyoruz ki önce matematik, önce tarih bunlara bakın. Yani bu tür girişimlerle, palyatif takım tedbirlerle Türkiye'ye karşı üstünü sağlayamazsınız. Bu gayretten vazgeçin. Akar, Yunan ordusunun koyun adasında gerçekleştirdiği tatbikatında provokasyon ve tahrik olduğunu, bölgede gerilimi arttıran tarafın Yunanistan olduğunu tüm dünyanın görmesi gerektiğini söyledi. Akar'ın gündeminde Güney Kıbrıs Rum yönetimi de vardı. Rum kesiminin adadaki Türk varlığını yok sayarak çözüm üretemeyeceğini vurguladı. Türk varlığını yüzlerce yıldan beri, yüzyıllardan beri var olan Türk varlığını yok sayıyorlar. Dolayısıyla siz orada Türk varlığını kabul etmeden Herhangi bir çözüm üretemezsiniz. Buna asla müsaade etmeyiz. Bu hiçbir şekilde mümkün değil. Çok açık ve net bir şekilde egemen, bağımsız, arkadaşlarım, eşit haklara sahip iki devlet bundan bahsediyoruz. Ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin görüşü budur, hedefi budur, amacı budur ve dolayısıyla bu kabul edilecek ve bu çerçevede görüşmeler vesaire yapılacak ve devletler kendi coğrafyalarında, kendi alanlarında hayatlarını sürdürecekler. Tabii Yunanistan Batı'dan aldığı emirleri bir bir uygulamaya çalışıyor. Onun yaptığı işte bu. Çünkü e, kendisinin ekonomisi fevkalade kötü. Batı fonluyor, koskoca e, da demeyelim yani Yunanistan'ı ve Yunanistan'ın Batı'dan aldığı emirle yaptığı bir hareket daha var, bir provokatif girişim daha var. O da Batı Trakya'da bulunan Müslüman Türk kardeşlerimizi rahatsız etmek. Bugün Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif bununla ilgili bir açıklama yaptığı, Yunan makamlarının hukuk mekanizmasını Batı Trakya'daki Müslüman Türk azınlığa karşı bir baskı aracı olarak kullandığını dile getirdi. Yunanistan Türk ve Müslüman kimliğine karşı baskılarına devam ediyor. Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif, Yunan makamlarının hukuk mekanizmasını Batı Trakya'daki Müslüman Türk azınlığa karşı bir baskı aracı olarak kullandığını söyledi. Doğu kısmı. Batı Trakya'daki müftülük sorununa dikkat çeken Şerif, bölgemizde tayinli ve seçilmiş müftüler var. Tayinli müftüler Yunanistan Devleti tarafından, seçilmiş müftülerse Batı Trakya'daki Müslüman Türkler tarafından seçilmiş olan müftüler şeklinde konuştu. Şerif seçilmiş müftüler olarak seçildikleri günden bu yana çeşitli nedenlerle savcılıklar ve polis tarafından soruşturmaya tabi tutulduklarını aktardı. Biz bir de mevlit okutalım. Bunlar Müslüman yavruları dediler. Biz de hay hay dedik. Buradaki din görevlisi mevlitten arkadaşlarımızla beraber onların tertip ettiği sünnet mevlidine katıldık. Mevlid'den arkadaşlarımız mevlide okudular. Tabii malum bizim geleneğimizde ki var olan sonunda ben de dua ettim. Bu şekilde sünnet mevlidini tamamladık. Arkadan birkaç zaman sonra benim dua etmem, orada bulunmam makam gaspı olarak kabul edildi ve soruşturmaya tabi tutuldu. Müftü Şerif Yunan makamlarının azınlık öğrencilerinin eğitimi konusunda da baskıcı politikalarının dozunu giderek arttırdığına dikkat çekti. Diyorlar ki cuma namazına gitmek isteyen çocukların veya götürmek isteyen çocukların velileri her cuma günü gelecek okuldan izin alacak ben çocuğumu cumaya götürmek istiyorum diyecek ama gitmek istemeyenler de ders devam edecek. Şimdi burada bir, bir iki şey var. Bir adaletsizlik var. Cuma'ya giden ders kaybediyor. Öbür taraftan da bir fişleme. Kim e, camiye gidiyor, kim gitmiyor fişlemesi. Bir asırdır devam eden uygulamanın aniden değiştirildiğini kaydeden Şerif, bu yıl Batı Trakya'da 12 okul kapandı. Lozan anlaşmasında 300 okul varken şu anda sadece 100 okulumuz kaldı diye konuştu. Cuma'ya giden öğrenciler bir dönem Türkiye'de de biliyorsunuz fişleniyordu. Kim tarafından? Yunan'ı denize dökmekle övünen bir güruh tarafından. Yaptıkları icraatlarla, o dönem yaptıkları icraatlarla kiminle benzeştiklerini sanıyorum bu haberler daha iyi ortaya koyuyor. Sevgili izleyiciler, TSK Kuzey Irak'ta durmadan operasyonlarına devam ediyor. PKK'yı ürküten bir hava harekatı başlattı TSK. Elebaşlarından Murat Karayıla'nın saklandığı Bole kampını yerle bir etti. Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor. TSK önceki gece terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayıla'nın saklandığı Kandil'deki en önemli barınma alanlarından biri olan Bole kampına F-16'larla hava harekatı düzenledi. Operasyonda terör örgütüne ait sözde akademi adını verdikleri ideolojik eğitim kampı, uçak savar mevzileriyle yaralı teröristlerin tedavilerinin yapıldığı hastane olarak kullanılan iki ayrı nokta ve telsiz komuta merkezi kullanılamaz hale getirildi aynı saatlerde İran ve Irak sınırında yer alan Süleymaniye kentine bağlı Çemçamal ilçesi kırsalındaki bir dere yatağına sihayla düzenlenen hava harekatında da PKK'nın lojistik sorumluları olan biri kadın iki terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynakları TSK'nın operasyonlarının hız kesmeden devam edeceğini bildirdi. MİT ve Emniyet'in bu sabah sabaha karşı saat 3'te son dakika yaptığı operasyonda devletin gizli bilgilerini ele geçirdiği iddiasıyla 6 kişinin tepesine bindi. Milli İstihbarat Teşkilatı başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Operasyon için sabaha karşı saat 03'te düğmeye basıldı. İstanbul'da sıralarında Başakşehir, Sarıyer ve Küçükçekmece ilçelerinde bulunan 3 farklı adresle Antalya'da 2 ayrı yere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda tümü yabancı 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler devletin gizli kalması gereken bilgileri temin ettikleri iddiasıyla aranıyordu. Operasyon kapsamında baskın yapılan adreslerdeki aramalarda biri susturucu ve lazer tertibatı takılı olmakla birlikte 3 tabanca, bu silahlara ait şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Yakalanan yabancı uyruklu casusların hangi ülke vatandaşları olduğuysa henüz açıklanmadı. Barış Pınarı Harekatı'nın üzerinden tam iki yıl geçti. Sevgili izleyiciler, Türkiye'nin yapmış olduğu yatırımlarla eğitim sağlık hizmetleri sayesinde Tel Abyad ve Rasulayn adeta yeniden doğdu. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeyinde YPG, PKK ve DH terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasının üzerinden 2 yıl geçti. Türkiye Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında güvenliğini tehdit eden terör örgütü YPG PKK başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde mevcut teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Harekatın 4. gününde Rasulayn ilçe merkezi, 5. gününde de Tel Abyad ilçe merkezi YPG PKK'lı teröristlerden temizlendi. Hayatın normale dönmesi için sağlık, eğitim ve hizmet alanlarında da Türkiye'nin yoğun katkıları sayesinde bölgenin nüfusu 250 bin'i buldu. Bölgenin terörden temizlenmesinin ardından yerel meclisler kurularak bölge halkına hizmet sunulmaya başlandı. Teröristlerden arındırılan bölgelerde sivillere ücretsiz sağlık hizmetlerine öncelik tanındı. Türkiye Sağlık Bakanlığı adına bölgede faaliyetler yürütülüyor. Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde hali hazırda Rasulayn ve Tel Abyad İnsani ve Teknik Yardım Hastanelerinde 221 yatak bulunuyor. Son iki yılda söz konusu hastanelerde toplam 6151 ameliyat yapıldı ve 5881 bebek hayata gözlerini açtı. Bölgede eğitime hazır hale getirilen 440 okulda bu sene ilkokul, ortaokul ve lise çağında toplam 46133 öğrenci ders başı yaptı. AFAD, Türk Kızılay İHA ve Şanlıurfa Valiliği, Suriye'ye destek ve koordinasyon merkezi ile koordineli şekilde Türkiye yardım kuruluşları ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyor. Türk Kızılay Harekatı'nın başladığı tarihten bu yana 1290 insani yardım tırının girişini sağladı. Eğitime destek çalışmaları kapsamında 16.000 çocuğa kırtasiye, çanta ve diğer eğitim malzemesi dağıtıldı. Diğer yandan 500 bine yakın parça kıyafetin yanı sıra 4.869 parçada hijyen seti dağıtımı gerçekleştirildi. Mersin'de FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 eski askeri öğrenci adliyeye sevk edildi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Türk Silahlı Kuvvetlerine personel temini sınavlarında avantajlı kodlama yöntemiyle kuruma yerleştirilen 9 eski askeri öğrencinin yakalanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi. Adresinde bulunamayan bir şüpheli ise aranıyor. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne personel temini sınavlarında avantajlı kodlama yöntemiyle kuruma yerleştirilen eski askeri öğrencilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında dün kent merkezinde 7, Silifke ve Bozyazı ilçelerinde de birer zanlı hakkında gözaltı kararı verilmiş, adreslere düzenlenen operasyonda 8 eski askeri öğrenci gözaltına alınmıştı. Zanlıların evlerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti. Sevgili izleyiciler, narkotik polisi de zehir tacirlerine göz açtırmıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün Twitter'dan duyurdu. Bu haberi Hakkari ve Van'da yapılan operasyonda yaklaşık 406 kilogram eroin ele geçirildi. Zehir tacirleri bir kez daha kıvrak yakalandı. Hakkari ve Van'da narkotik polisinin yaptığı operasyonda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hakkari ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibiyle 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. İki şüpheli gözaltında, kahraman emniyet teşkilatlarımızı tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Narkotik polisi İskenderun Limanı'nda da yine bir operasyon gerçekleştirildi, gerçekleştirdi. Bu operasyonda 200 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildi. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Mersin Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Suriye sınırındaki Öncü Pınar sınır kapısından İskenderun Limanı'na gelen tır üzerindeki konteynerde arama yaptı. Polis nar şişelerine balonlar halinde zulalanmış 200 kilogram uyuşturucu hap buldu. Ele geçirilen uyuşturucular gümrük sahasındaki bir depoya alındı. ABD'deki yasa dışı göçmenler de oldukça rahatsız hallerinden bunun için Beyaz Saray önünde bir gösteri düzenlediler. ABD Başkanı Joe Biden'ın kendilerine verdiği vatandaşlığın önünü açma sözünü tutmasını talep ediyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan yüzlerce yasadışı göçmen Beyaz Saray önünde "Biden ve Harris, şimdi vatandaşlığın önünü açın." başlığıyla bir protesto gösterisi düzenledi. Göçmenler Biden'ın seçim vaatlerinden olan yasadışı göçmenler için vatandaşlık yolunun açılacağı sözünü tutmasını talep etti. Ayrıca göstericiler Biden'ın son dönemde eleştirilen hedefi olan göçmenlik politikasını da eleştirdi ve tepki gösterdi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde de 28 düzensiz göçmen yakalandı. Antalya'da 28 düzensiz göçmen yakalandı. İl jandarma komutanlığı, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çenger Mahallesi'ndeki deniz kıyısında sazlıklar arasına saklanan Suriye uyruklu düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı. Çenger Mahallesi'ndeki deniz kıyısında sazlıklar arasına saklanan Suriye uyruklu düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler adreste 28 düzensiz göçmeni yakaladı. Organizatörlük yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu bir kişi de gözaltına alındı. Aksaray'ın Eskil ilçesinde bulunan ve flamingo dahil birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapan Akgöl maalesef bölgenin önemli sulak alanlarındandı. Akgöl'den iyi haberler gelmiyor. Kurumaya yüz tuttu. Aksaray'ın eski ilçesi Akgöl köyü sınırlarında yer alan 210 bin metrekare büyüklüğündeki Tatlısu Gölü, göçmen kuşlar ve özellikle flamingolar için önemli besin ve yumurtlama alanı olarak öne çıkıyordu. Göl, son yıllarda yeterli yağışın düşmemesi, yeraltı sularının çekilmesi ve iklim değişikliğinin etkisiyle yaşanan kuraklıktan etkilendi. Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'nü de besleyen Akgöl Havzası suyun tamamen çekilmesiyle çorak alana dönüştü. Şu Akgöl Köyü Muhtarı Cuma Gökten, köyün ismini alan gölün çok temiz ve berrak bir suyu olduğunu aktardı. Burası biz zamanlar bembeyaz suydu. Ee, buraya yüzlerce kuş gelirdi. Ee, şimdi az önce gördüğün gibi suyumuz bitti. Koyunlar içinden geçiyor hayvanlar. Bu arkan bizim köyden, başka eskiden vatandaşlar buraya piknik yapmaya gelirdi. Ee, fotoğraf çekinlerdi. Peki stresi tarık derlerdi. bizim burada önceden biz bu gölden su çekiyorduk tarım arazilerimize. Şimdi bak tarımlar kıraca döndü. Suyumuz bittiği için her taraf bomboş kaldı. Kurudu, bittik. Köy sakini Mustafa Özkan ise kuraklığın etkisiyle gölün kuruduğunu aktardı. Daha önce burası su doluydu. Suyun içinde binlerce e, kuş türü vardı. Flamingolar, kazlar, ördekler, angutlarız o hayvanlar. Bu, buraya buraya su nereden gelir derdik. Burada Eşmekaya sazlığından buraya gelirdi. Buradan da e, şuradan Akgörün şey, eskinin arkasından Duz Gölü'ne e, Gölü'nü beslerdi. Yani burada daha önceden burada tarım sulaması yapılırdı bu göllerden. Şimdi ise tamamen kurudu işte koyunlar geçiyor gördüğünüz gibi. Bu durum oldukça kritik sevgili izleyiciler hakikaten. Yani özellikle İç Anadolu Havzası'nda su kıtlığı yaşanıyor, kuraklık yaşanıyor ve bir an evvel bir şeyler yapılmalı hakikaten. Yani buraya özellikle mesai harcanması lazım. Eğer böyle devam ederse maalesef özellikle Konya Ovası malumunuz yani bir tahıl ambarı, buğday, arpa, bütün tahılların üretim merkezi. Yani burada eğer üretim olmazsa ekmeğe, efendim, makarnaya, bulgura, arpaya, her şeye, pirince, her şeye zam gelir. E bu da zaten fahiş fiyatlardan dem vuruyoruz, dert yakınıyoruz. Daha da fiyatları yukarıya doğru çeker Allah muhafaza. İyi gitmiyor, iyiye gitmiyoruz. Gerçekten bu musibetlerin başımızdan başımızdan sabah için çok Çaba sarf etmemiz lazım, gayret etmemiz lazım, kulluğumuzun yeniden farkına varmamız lazım, tövbe istiğfar etmemiz lazım. Dolayısıyla bütün bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yoksa işte Konya'da yarılan topraklar, oluşan obruklar bunların hepsi gelecek adına maalesef ciddi büyük problemleri ortaya koyacak. Şimdi Adana'ya gideceğiz. Adana'nın Çukurova ilçesinde köprüden gölü izleyen bir kadın e, dengesini kaybetti ve suya düştü. Kadın balıkçı tekneleri tarafından kurtarıldı. Adana'da köprüden göle düşen kadın balıkçı teknesiyle kurtarıldı. Çukurova ilçesi Çatalan Köprüsü'nde ismi öğrenilemeyen bir kadın iddiaya göre köprüden gölü izlerken dengesini kaybederek Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. Vatandaşlar kadının imdat çığlıkları üzerine önce tutunması için göle plastik bidon attı, ardından da polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri can simidi attıkları kadını balıkçı teknesi yardımıyla karaya çıkardı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Artvin Erzurum Karayolu da heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler yolu tekrar ulaşıma açmak için yoğun çaba harcıyor. Alınan bilgiye göre Artvin Erzurum Karayolu'nun 3. kilometresindeki Deriner Barajı mevkisinde yamaçtan kopan kaya kütleleri ve toprak birikintisi yola sürüklendi. Ulaşıma kapanan karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri söz konusu güzergahta güvenlik önlemi aldı. Heyelan sonrası bölgeye gelen ve yamaca tırmanan profesyonel dağcılar, riskli kaya kütlelerini kontrollü düşürerek yamaç temizleme çalışması yaptı. Bölgede bekleyen karayolları ekipleri, dağcıların faaliyetlerini tamamlamalarının ardından yolun trafiğe açılması için çalışma başlatacak. İngiltere'de nakliye şoförü eksikliği nedeniyle benzin istasyonlarındaki akaryakıt tedariki sıkıntısı devam ediyor. İngiliz Silahlı Kuvvetler personelinin 4 Ekim'den bu yana benzin istasyonlarına akaryakıt taşımaya başlamasına rağmen istasyonlardaki sorunun halen devam ettiği görülüyor. Bazı benzin istasyonlarında hiç yakıt bulunmazken yakıtın bulunduğu yerlerde ise uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor birçok benzin istasyonunu gezdiğini ancak yakıt bulamadığını söyleyen bir araç sahibi, ''Bugünleri korkunç buluyorum. Londra'da hiç yakıt yok ve halen insanlara kriz yok diye yalan söylüyorlar. Ancak özellikle Londra'nın doğusunda büyük bir kriz var.'' ifadelerini kullandı. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla Avrupa Birliği vatandaşı olan nakliye aracı sürücülerinin sayısının azalması ve yeni tip koronavirüs salgını ülkede gıda sektöründen imalat ve enerji sektörüne kadar uzanan sorunlara neden oldu. Uzmanlar ülkede nakliye sürücülerinin toplam sayısının hali hazırda ihtiyaç duyulanın yaklaşık 100 bin altında olduğunu belirtiyor. Ülkede Brexit ve salgın sonrasındaki ağır vasıta sürücü eksikliği nedeniyle son haftalarda benzin istasyonlarına akaryakıt ulaştırılmasında sorunlar yaşanıyor. Yani şöyle bir durum eğer ülkemizde yaşanmış olsaydı bu felaket tellalları gece gündüz neler söylerdi hepimiz bunu merak ediyoruz değil mi? Ve biliyoruz da ama neler söyleyeceklerini. Dolayısıyla bakın yani İngiltere ki birçok petrol şirketinin sahibi dünyanın en büyük sömürgeci devleti ama e, tedarik zinciri, lojistik zincirdeki bir kırılma ne hale sokuyor koca ülkeyi? Çok enteresan olaylar yaşanıyor gerçekten dünyada. Bu da onlardan bir tanesi. Ee, ve 2021 yılı içerisinde olacaklardan haber veren, daha doğrusu tahmin yürüten The Economist dergisinin o 2021 kapağı vardı ya hani. Oradaki her şey tek tek e, gerçekleşiyor. Yani bu adamlar kahin mi? Bunları e, nasıl bilebilirler? Nasıl bu şekilde... E, tahmin edebilirler. Elbette birilerinin oyunu olarak geliyor bütün bunlar. Orada biliyorsunuz yani akaryakıt sıkıntısı yaşanabileceğine dair ibareler de var. Dünya olarak hep beraber bu gelişmeleri izliyoruz. Bakalım neler olacak ama işin en tuhaf yanı hakikaten bakın İngiltere'de adam sadece ufak tefek bir eleştiride bulunuyor ama kimse e, bununla ilgili bir sıkıntı çıkarmıyor İngiltere'de çözülür diyor. Şimdilik böyle bir sıkıntı var ama çözülecek diyor. Bizim ülkemizdeki sıkıntılar bu kadar çok büyümeden çözülüyor ama ona rağmen hala eleştirilere devam ediliyor. Şimdi Marmara Denizi'ne gideceğiz sevgili izleyiciler. Marmara Denizi'nde lüfer bolluğu var. Bu lüfer bolluğu hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürmeye başladı. Marmara'daki lüfer bolluğu vatandaşı da balıkçıyı da sevindiriyor. Denizlerde av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den itibaren avlanmayı sürdüren Tekirdağlı balıkçıların avladığı lüferler tezgahları süslüyor. Tezgahlarda iriliğine göre tanesi 35 ila 40 liraya kadar alıcı bulan lüfer, vatandaşın en çok tercih ettiği balık türleri arasında yer alıyor. Balıkçı Hasan Erol, vatandaşın balığa ilgisinin yüksek olduğunu belirtti. Ee, lüfer'e olan özlemini Gidermiş bulunmaktadır bu sene itibariyle. Ee, hemen hemen geçen sene bir veya iki gün olan lüfer, daha evvelsi gün hiç olmayan Lüfer bu senenin bol olan balıklarından biridir yani şu anda en az tüketmesi lazım esasında lüfer balığı ızgara balığı Izgaradaki olan lezzet bir şeyde değil ama malum insanlarımızın durumları şey ızgara yapma şansı yok Fırına yapabilir yağlı kağıt sarıp altına veya yağsız teflon tava olabilir. Balıkçıdan balık tarifi almak tabii ki çok normal ama e, genel olarak herhalde bizler hamsiden başka balık bilmiyoruz. Dolayısıyla bu değişik e, türdeki balıkları da yemek lazım. Zaten hamsinin yanına neredeyse yaklaşılmıyor. Dolayısıyla bu seneki tercih herhalde lüferden yana olacak. Sevgili izleyiciler şimdi Kahramanmaraş'a gideceğiz. Kahramanmaraş'ta e, Türk ve Suriye mutfak kültürleri harmanlandı ve ortaya 9 yeni yemek çeşidi çıktı. Türkiye ve Suriye mutfak kültürleri harmanlanarak 9 yeni yemek çeşidi yapıldı. Kahramanmaraş Mutfak Müzesi'ndeki etkinlikte Büyükşehir Belediyesi ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilen Kardeş Yemeği projesi kapsamında elde edilen lezzetler protokol üyelerinin beğenisine sunuldu. Kahramanmaraş Saray Mutfağı ve Orta Doğu lezzetlerinin harmanlanarak elde edilen Maraş Tarhanalı Felafel, Fettuş, Maktus, Tabule, Maraş Kırmızı Biberli Mühliye, Mühliyeli Maraş Eşkili Çorba, Maraş Tarhana Çorbası, Uzi ve Kabak Tatlısı isimleri verilen yemek çeşitleri kardeş yorumuyla lezzet serüvenindeki yerini aldı. Türk ve Suriyeli aşçılarımızla birlikte her iki toplumun da ortak kültür yemeklerini bir araya getirip bunları sentezleyip yeni yemekler yapmak noktasında çalıştık. Bu kardeş programı e, projesinin faydası iki toplumun da, iki kültürün de e, sosyal uyumunu arttırmaya ve farkındalığı arttırmaya yönelik bir projedir. Program yemeklerin katılımcıların beğenisine sunulmasıyla sona erdi. Ordu Giresun Havalimanı'nın ardından Karadeniz'de bir havalimanı daha inşa ediliyor biliyorsunuz. Rize'nin Pazar ilçesi kıyılarına dolgu çalışmaları yapılarak Rize Artvin Havalimanı inşa ediliyor. Dolgu çalışmaların %97,7'sinin tamamlandığı bilgisi geldi bugün ve Aralık ayında da test uçuşları başlayacak. Rize Artvin Havalimanı'nda Aralık ayında test uçuşu yapılacak. Rize'nin Pazar ilçesinde denize dolgu olarak inşa edilen Rize Artvin Havalimanı'nda dolgu çalışmalarının %97.7'si tamamlandı. Rize valisi Kemal Çeber beraberindeki yetkililerle birlikte havalimanında incelemelerde bulundu. Çeber ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ve bölgenin en önemli yatırımlarından birisi olan havalimanının tamamlandığında dünyada örnek olacak dedi. Günde ortalama 100 bin ton civarında dolgu yaptığımızı değerlendirdiğimizde bir buçuk ay içerisinde tüm dolgu faaliyeti bitecek. Tabii dolguya entegre de işte üzerinde bulunduğumuz taksi yolları gibi pistler gibi yine altyapı kapsamında değerlendirdiğimiz işler var. Bunlarda da %96 seviyesindeyiz. Bunların da iki ay içerisinde tamamlanacağını ve daha önceden ifade ettiğimiz gibi Aralık ayı itibariyle altyapı işimizin tamamen biteceğini pistlerimizin hazır ve uçaklarımızın deneme uçuşu yapabileceği hale gelebileceğimizi öngörüyoruz. Biz yıl sonu itibariyle havalimanımızı açmayı Pilon idik ama bu iklim ve yoğun yağışlar nedeniyle e, küçük sarkmalar olabileceğini değerlendiriyoruz. Sevgili izleyiciler, Anadolu yaban koyununu bilir misiniz? Nesli zaten tehlike altında biliyorsunuz. E, ve bugün Kırşehir Kervansaray Dağı'ndaki ormanlık alana 28 adet Anadolu yaban koyunu salındı. Kırşehir'de Kervansaray Dağı'na 28 Anadolu yaban koyunu bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez, Mucur'un Gümüşkümbet Köyü'nde 8 koyunun doğaya bırakılması dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Üzmez burada yaptığı açıklamada Anadolu'da yaban koyununun çok değerli endemik bir tür olduğunu söyledi. Tam yaban koyunun yetişeceği yer, yaşayacağı yer. Bunları üretebilirsek turizm açısından e, bu yöreyi bir farkındalık getireceğiz inşallah. Tamam. İnşallah bunları salacağız. Zaten daha önce bir 20 tane evet, buraya evet. bıraktık. Evet. Son 8 evet. tane. Evet. E, bunlar da erkek bireyler herhalde. 3 erkek, 5 dişi. Erkek bireyler. Bir sürü oluşturacak burada. E, burayı el birlik beraber korursak e, yavru zamanı bilhassa Mayıs'ta yavrular evet. yavru zamanı çoban köpeklerinden yavruyu korumak evet. lazım. Eee evet. Çok değerli bir hayvan. Onun için kıymetini bilmek lazım, korumak Bileceğiz. lazım. Ee, sonrasından da nimetlerinden faydalanacağız inşallah. Turizme kazandıracağız arkadaşlar. Konuşmanın ardından özel barınaklarda getirilen 28 Anadolu yaban koyunu doğaya bırakıldı. Şimdi de Şanlıurfa'ya gideceğiz. Şanlıurfa, 75. yıl Ceylan Üretme istasyonundan alınan, 40 ceylan da doğaya salındı. Şırnak'ta nesli tükenme tehlikesi altında gazella gazella türü 40 ceylanın doğaya bırakılması dolayısıyla 3 ağaç köyü Besta Belek mezrasında tören düzenlendi. Şırnak valisi Ali Hamza Pehlivan törende dağlarda ceylan popülasyonunu arttırmak için çalışma yürüttüklerini söyledi. Pehlivan geçen yılda 50 ceylanı Cudi Dağı'na bıraktıklarını aktardı. Ceylanlar burada yaşamlarını iyi bir şekilde devam ettirdiler. Bunun doğal bir göstergesi olarak yavruladılar. Çoğaldılar ve o sayı 65'e çıktı. Bugün de Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüzün himayesinde 40 ceylanı doğayla buluşturmak üzere bir araya geldik. Dolayısıyla toplam sayı bir yılın içerisinde 105'e ulaştı. Bu ceylanların yarısı dişi, yarısı erkek olmak üzere biraz sonra doğayla buluşacak. Cudi Dağı'mız biyolojik çeşitliliği ve hayvan çeşitliliği ile son derece zengin. Konuşmaların ardından ceylanlar Cudi Dağı eteklerine bırakıldı. Karabük'te bilim şenliği var sevgili izleyiciler. Şenliği düzenleyen TÜBİTAK. Bir göz atalım bakalım neler var. Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan etkinlik kapsamında öğrenmeye istekli, araştırmacı ve bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlanması hedefleniyor. Şenlik kapsamında 46 atölye çalışması, 3 konferans, 1 sergi ile bilimsel gösteriler, 3D tasarım ve artırılmış gerçeklik uygulamaları, sosyal ve beşeri bilime dair örneklerden oluşan etkinlikler gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılan Karabük valisi Fuat Gürel, Kent Meydanı'nda düzenlenen şenliğin açılışında Karabük'ün Türkiye'de eğitim başarısında ilk 10 içerisinde olduğunu belirtti. Özellikle çağımız bilim çağı, çocuklarımızı bilimle, teknolojiyle buluşturmamız onları ülkemizin hedeflerine iyi hazırlamamız gerekmekte. Bütün Türkiye'de sadece ilimizde değil, şehrimizde değil, bütün Türkiye'de çocuklarımız çok hızlı bir şekilde hem akademik başarısı için eğitim e, altyapısını güçlendirmek için faaliyet yürütmekte hem de çocuklarımızı bilimle, sanatla, kültürle buluşturmak adına ne gerekiyorsa devletimiz, milletimiz elinden gelen bütün gayreti sarf etmekte. Özellikle son yıllarda TÜBİTAK'ın bu manada çok destekleri var. TÜBİTAK projeleri kapsamında birçok ilimizde bu tür bilimsel, bilim e, fuarları, bilim şenlikleri yapılmakta ve çocuklarımız da bu anada kendini yetiştirmek adına, kendisini geleceğe hazırlamak adına güzel projeler hazırlamakta. Konuşmaların ardından şenliğin açılış kurdelesini kesen Vali Gürel ve protokol üyeleri standları gezdi. <laughs> Şenliğin açılışına Vali Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Keskin, Kurum Müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Kars'ın Sarıkamış ilçesine yiyecek bulmak için inen boz ayılar yerleşim yerlerinde dolaşırken görüntülendi. Kars'ta boz ayılar yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine iniyor. <laughs> Sabah saatlerinde Sarıkamış ilçesi İnönü mahallesindeki bir inşaata giren bozayı fark eden işçiler durumu Sarıkamış Allahu Ekber Doğa Koruma ve Milli Parklarla itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından ayıyı inşaattan çıkardı. Bozayı ormana doğru giderek gözden kayboldu. <laughs> İlçedeki Toki konutları mevkisine gece saatlerinde yavrularıyla gelen bir başka bozayı ise apartmana girmeye çalıştı. İlçe sakinlerinden Emrah Bostaş, mahalleye ayıların sıklıkla indiğini anlatarak şunları söyledi. Yani kapıyı zorlarken içeride birisini gördü, içeride birisini gördü, geriye kaçtı. Yani ciddi anlamda sıkıntılı. Yetkililerin buna bir an evvel çözüm bulmaları lazım. Yani insanlar korkuyor. Her akşam mı geliyor aylar? Nasıl siz? Her, her akşam da geliyor, gündüz de geliyor. Yani de artık akşam falan beklemiyor. Ne zaman can isterse o zaman geliyor. Uzaktan çok tatlı görünüyorlar ama Allah karşılaşmayı nasip etmesin diyelim sevgili izleyiciler. Ana Haber'in bugünlükte sonuna geldik. Yarın Muhammed Binici sizlerin karşısında olacak. Yeniden görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.